Yani Muhsin amcacığım, o kadar iyi fotoğraflar çekmişim ki yani gelen geçen herkes öve öve bitiremedi. Ya keşke orada olsaydın da gör... Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Oh, yeşillik de bol. Marul koktu ya. Midem kalktı. Samet odaya gidelim. Allah Allah ya. Marul mu kokuyormuş? Neyse ben bitireyim Muhsin amcacığım. Yani sözün özü şu. Modamun'un bundan sonra 20 sene fotoğrafçıya ihtiyacı yok artık. Değil mi Kerem? İnşallah. Hı. Nur Bey oğlum hemen olur mu öyle böyle büyük büyük konuşma ya. Muhsin amca sen arada bunun ensesine bir tane patlatsana şöyle. Ondan anlıyor bu ya. Yok canım olur mu öyle şey? Başarılı işler yapmış ama tevazuyu da elden bırakmamak lazım. Doğru. O zaman 20 sene demeyelim ama 10 sene garanti. Ne güzel böyle hep birlikte güleş oynaş bir araya geldik. E günü de bugün öğlen burada yapmışsınız. Ya evet. Ya öyle oldu. Sağ olsun Dünür'üm bizi pek güzel ağırladı. Mahalleli de merak ediyordu. Çok memnun oldular. Aşk olsun olur mu öyle şey? Burası sizin kızınızın da evi sayılır. Helal sana be hanım. Helal. Ey gidi Kenan. Erken ayrıldı aramızdan. O da yaşayacaktı ki görecekti şu mutlu günümüzü. Eksik olmayın. Ben izninizi isteyeyim, bir telefon görüşmesi yapmam lazım. Ah! Son bir şansım daha olsaydı keşke. Ey gidi Kerem ey. Yani ne yalan söyleyeyim. Ayşe'yi verdik ama içimde de her zaman şöyle bir kurt vardı yani. Ya bu Kerem biraz hani çapkın yani. Dedim acaba bizim kızı da bırakır mı falan ama işte bak geçen gün ne oldu? Hangi gün? İşte geçen gün bunlar böyle bir atışmışlar. Ayşe çıkmış bize gelmiş. Kerem de dayanamamış hemen peşinden geldi. Aa bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Ya ince çekirdeğini doldurmayacak bir şey. Oğlum sen niye anlatıyorsun şimdi burada ya? Dur ya iyi bir şey söyleyeceğim anne. Bir saniye. İşte neyse yani biz böyle takıldık. O gün hatta dedim erkek erkeğe takılalım. Biz Volkan falan da geldi böyle Kerem, Volkan, Erkut ben gittik beraber. Sonra işte dönüşte biz eve döndük. Kerem de dedi ki ben dedi Volkan'ı bırakacağım falan. Ondan sonra neyse işte ben bu sabah ezanından sonra kahveyi açmaya çıkıyorum ya. Evet. Çıktım bir baktım kapının önünde bunun arabası içinde de Kerem. Uyuyor. Ya bizim bekçi geldi dedi ki abi dedi bu araba saatlerdir burada bir baktım içine dedi sizin damat damadı görünce dedi ellemeyeyim dedim dedi. Yani şimdi bunların arası limoni ya hani içeri giremiyor ama da bırakıp gidemiyor da yani dedim işte bugünden sonra hiç bu adam dedim böyle bir seven adam hiç senin kardeşini üzer mi aldatır mı dedim vallahi böyle içime bir şey oldu yani ferah sular serpildi yani. Ay yavrum. Uyandıraydın, içeri gireydin. Ya anne dedim kahvaltıya uyandırayım işte uykusu bölünmesine olanın dedim. Döndüğümde de gitmiş işi vardı herhalde. Ya Rıza, biz nişanlıyken hani sen bizim eve gel dedin ya öyle. Sırası mı şimdi Nazmiye Hanım? İzninizle. Ha, ya Muhsin amca, Ayşe gitmişken rahat rahat sorayım ya. Şimdi hani Ayşe'ye böyle hisse olarak %10 verdiniz ya... O kaç para ya aşağı yukarı? Yani ay, yanlış anlamayın ha. Benim maaşımla artık siz uğraşmayın. Direkt Ayşe versin diye soruyorum ben yani. Oğlum. Dokunma dokunma biz alıştık ona artık. 50 milyon var mıdır Muhsin amca? Şaka diyor. Oha daha fazla ha. Vay be. Allah sağlık versin tabii. Geldi hanım. Ya şey diyecektim ben size. Annemler için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim. Hani komşular için... Sus Ayşe.
Abim yengem falan bir yanlış mı yaptı? Sen yaptın. Bize en büyük yanlışı sen yaptın Ayşe. Yelda Hanım, niye böyle diyorsunuz? Ben anlamadım. Ayşe, her şeyi biliyorum. Her şeyi öğrendim. Sahte evliliğinizi. Kerem'i nasıl kendine aşık ettiğini. Sonra bu evliliğin bitmemesi için ne oyunlar çevirdiğini hepsini biliyorum. Yelda Hanım, ben ne diyeceğimi... Sen hiçbir şey söylemeyeceksin. Sen susup beni dinleyeceksin. Bundan sonra ben ne diyorsam onu yapacaksın. Yoksa şimdi oraya gider. Annene, abine, Muhsin'e her şeyi açıklarım, karar senin. Ben hayatım boyunca mutlu olamayacağım. Kerem. Korkma ya beni. Elini versene. Kaderimiz. Kerem. Seninle tanıştığım ilk gün bunu vermiş olsaydım eğer, belki çocukluğunu bilebilirdim. İşte nelere güldüğünü. Mesela ilk yara izini. Önünü iliklerken düğüme atlayıp atlamadığını falan. Tabii bunlar için çok geç, değil mi? O anlarda yanında yoktun. Bundan sonraki hayatında yanında olmak istiyorum. O benim kalbim. Sana veriyorum. Seni seviyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?